Konuyla ilgili birer açıklama yapan Avrupa Türk Demokrasi Vakfı ve Almanya Türk Dernekleri Birliği Fransa'yı uyardı. Avrupa Demokrasi Vakfı Başkanı Aydın Yardımcı, bilindiği gibi gelecek yıl Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Fransa'da her seçim öncesinde Türklere ve Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarına, çirkin seçim yöntemlerine başvuruluyor. Bu kez 2001 yılında Fransa Meclisi tarafından kabul edilen sözde Ermeni soykırım yasasının kapsamı genişletiliyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin ruhuna aykırı bu yasa tasarısı kabul edilirse Türkiye-Fransa ilişkileri büyük ölçüde zarar görecektir, dedi. Bunun fikir ve düşünce hürriyetine büyük darbe vuracağına dikkat çeken yardımcı, Fransa, Cezayir'de, Ruanda'da ve sömürgesi altındaki bütün ülkelerde, geçmişten günümüze gerçekleştirilen katliamlarda hayatlarını kaybeden milyonlarca insanın hesabını vermelidir ifadelerini kullandı. <laughs> Almanya Türk Dernekler Birliği Başkanı İsa İlyasoğlu ise Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Fransa parlamenterlere yazdığı açık mektubu kamuoyuyla paylaştı. Mektubunda geçmişte neler olup bittiğini tayin etmenin siyasetçilerin değil tarihçilerin işi olduğuna vurgu yapan İlyasoğlu, "Lütfen tarihi tarihçilere bırakınız. Tarihçiler bu konuda Ermeni, Osmanlı, Rus, İngiliz, Fransız, Amerika ve Alman arşivleri açılırsa gerekli yargıya varırlar." dedi.